Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni serimiz olan Resident Evil ilk bölümündesiniz. Beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Açıkçası Resident Evil serisinin kanalımda olmasını istiyorum. Bütün oyunların, bütün seri, yani seri halinde bütün oyunların 1, 2, 3, 4, 5, 6, Biohazard bilmem ne hepsini istiyorum yani. Unutulmaz, akıllara kazınmış bir seri çünkü. Gerginim de açıkçası yani. Neler olacak, neler bitecek hiç bilmiyorum. Bakalım yeni oyun... Bu ne lan öyle? Resident Evil. Görüntü geniş ekran arkadaşlar, çok uzatmayayım, siz de sıkılmayın. Yani alt yazı açık, tamam. Tamam ki. Devam ki bakalım. Bu ne? Soru, oyunu nasıl oynamak istersin? Tatmin edici bir dağ tırmanışı gibi ama bir sürüş olur. Biri bisiklete binmek gibi iyi bir egzersiz ama çok yorucu değil. Yürüyüşü gibi rahatlığı ve keyfine var. Bu ne demek la? Bir bisiklete binmek gibi ama çok yorucu değil. Bunu onaylandı. Bunu deneyelim ya. Bu ne lan? Chris Redfield. Ha, kadın ya da Jill Valentine. Arkadaşlar kadın olalım ya. Jill Valentine. Arkadaşlar bakalım bu serinin ilk oyununda bizi neler bekliyor? Geriliyorum açıkçası, çok korkmayız umarım. Jotinyen olmayız umarım. 98. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. What do you want? Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Arkadaşlar, 98 mi 96 yılında çıkmış ilk oyun, yenilenmiş yani böyle. HD yenilenme tabi, böyle bir üst düzey bir yenilenme değil. Ama yine de yenilenmesi iyi bir şey ya. Zaten PC için sonradan çıkmış. Şu an çok gerildim ya. Oyun çok hızlı başladı, bilgi veremedik ya. Lan! Bir arkana bakaydın ya. Ananı aldım. Lan oğlum! O neydi lan? Oha! Bunlar ne lan böyle? Köpek lan bunlar. Ama normal bir köpek değil tabi, şey enfekte olmuş bunlar oğlum. Bu ne lan? Tipe bak! Ayy! Allah'ım yarabbim, kafayı yesin. Oğlum vermeyin. Come on! Çabuk lan. Hadi. Hey, Brad! Where the hell's he going? Lan oğlum bizi bırakın, nereye gidiyorsun gerizekalı? Oğlum lan. Chris bu taraftan, aha. Şimdi nereden çıktı lan böyle? Tövbe yarabbi, bunlar ne oğlum, böyle tiplere bak lan. Hayatta kalma korkusuna kapıl. Bu ne demek la şimdi? There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Biz ne olduğunu bilmiyordum.
What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... None. What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Yemek odası mı? Ha, fare kontrolü yok sanırsam. Ne kadar ilginç bir ortam lan böyle. Burada bir şey mi var? Alabiliyoruz bunu? Aha, fail alabiliyormuş. Şunu alacak mısın? Mürekkep bir şey dedi. Evet. Alalım tabii ki de. Bu ne? Eski bir daktilo. Şunu kullanacak mısın? Mürekkep şeridi. Evet. Oyunu kaydetmemiz için. Güzel, tamam. Bir oyun gerçi öğretseydi iyi olurdu biraz da. Kamera açısı biraz alışmamız gerekiyor arkadaşlar da. I think you'd better take a look at this. Şuna bir baksana yavrum. Nedir lan o? Kan lan o. Blood. Blood. Ya İngilizcemiz de var biraz. Ya. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Oh. Arkadaşlar oyun açıkçası biraz eski olduğu için tabi güzel bir oyun. Tabii ki de eski olması çok önemli değil ama yine de bu seri böyle bölümler halinde 20 tane bölüm çıkartmak istemiyorum. Bir bölüm 1 saat. En fazla 1 saat 10 dakika gibi bölümlerle yayınlamak istiyorum. Nereye gideceğiz lan? Barry. Ne oldu şimdi? Ha, konuştuk zaten adamla. Dışarı çıkacağız galiba ya. That gunfire. Bir silah sesi senin araştırmanı güveniyorum Jill. Sure thing, Wesker. Oğlum biz ne yapacağız burada? Akrep ve yelkovanın bir uçtan bir uca doğru koştuklarında kaderine açılan yoldaki engeller kalkacak. Tövbe yarabbim, bu ne demek ya? Birbiriyle dövüşen iki şövalyenin resmi, kısa kılıç bir şövalyenin göğsüne saplanmışken uzun olan kılıç ise diğer şövalyenin kafasını delmiş. Sağ ol ya vallahi yani tabloyu çok açmaydın iyiydi ya. Oğlum ne oluyor ya? Ha burada bir kapı falan var. Aç bu kapıyı. Açabiliyoruz mu ha? Oyun bir ipucu ver, bir şey ver. Bu ne lan böyle var ya, arada bir yol göster. Oyun yeri bak oğlum. Burada önüme bir şey sıçrası var ya. Oğlum farayı kullanamıyoruz lan. Ne kadar garip hissediyorum şu an. Sadece VHDS ile ilerliyoruz arkadaşlar. Yani eski bir oyun arkadaşlar ama bayağı beğenilen bir oyun. O yüzden oynayıp bitirelim yani. Zaten Resident Evil dediğim gibi serisinin tüm oyunları gelecek. En baştan başlayıp neler oluyor, nasıl başlamış olaylar falan öğrenelim. Daha iyi olur bizim için. Siz de bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Hayatımda ilk defa bu tarz, yani bu kamera açısı falan ilginç bir oyun oynuyorum ya. Kilitli mi? O ne demek ya? Kilidin içerisine bir kılıç amblemi uyulmuş.
Bu ne ya? Kılıcın içerisine kılıç amblemi uyulmuş dedi mi ki ya? Kılıç mı vardı bir? Aa, tabloda mı acaba anahtar? Bu ne? Buradan bir asansör var ama bu kattan doğru ulaşabilmek mümkün görünmüyor. Okey. Bir dakika abi, şurada bir kapı daha var. Kilitli. Kilidin içerisine bir zırh amblemi koyulmuş. O ne ya? Bildiğim bir şövalyeyi dizmişler yani buraya. Oğlum bizim geldiğimiz kapı neresi la? Burası da mı bu kilitli? Diğer taraftan kilitlenmiş. Oğlum bir... Aman oğlum, bu ne oğlum? Tövbe yarabbi. Ananı avradını ne yapacağız oğlum? Arkadaşın Kenneth'ın cesedi. Görünüşe göre elinde bir şey tutuyor. Kenneth'e ait kayıtları içeri görmek için video yöneticisi gerektirir. Bir video yöneticisine ihtiyacım var arkadaşlar. Ananı avradını. Arkadaşın Kenneth'in cesedi. Tamam. La oğlum bir git la! Bu ne oğlum? Lan! Ya bu ne oğlum ya? Bu ne ya? İçimizden geçti ya. Sen niye ölmüyorsun? Bir de bizim yiyor bizi. Oğlum 4 tane mermi yiyip ölmeyen canım var ya. You are dead. Öldün. Yok ya, ciddi olamazsın ya. Abi ben şimdiden çok arkadaşlar abartmıyorum ya. Ben bu ne la? Bunu oğlum ana menüye atmak ne kadar saçma bir olay ya. Arkadaşlar oyun 98'de geçiyor. Ben daha 0 yaşındaymışım. Korkularınla savaş ve hayatta kal. Okay bro. I think you'd better take a look at this. Sanırım şuna bir baksan iyi olur. Nedir o? Kan. Burayı izlemiştik ya. Bir daha izlemenin bir mantığı yok ki. Evet. Bizim arkadaşın kanı mı diye sormuştu. Bundan sonra bir şeyler lazım falan filan. Yo şuradan gideceğiz. Doğru mu lan? Tamam, bunu da izlemiştik. La yürü git ya. Vallahi belasını vermeye senin ya. Puh! Nalet girsin sana ya. Gel la buraya. Geliyor mu? Ana ne uğradın? Öl artık ya. Allah belasını versin. Bu nedir ya? Mermimi neresini bitirdin ya? Hersini aynen konuşamadım ya. Lan! Sen ölmüyor musun oğlum? Yürü git abi, senin işin var. Kapıyı aç. Kapıyı aç kızım, kaçı aç. Wesker'e haber versemiyorlar. Arkadaşlar bir saçma bir şey oldu. Oyun attı. Tamam. Öl artık oğlum, öl ama ya. Vallahi billahi ya. Tamam, bir video yönetine ihtiyacım var. Onu anladık artık ya. Kamera açısı tam hakimiyet vermediği için insan garip hissediyor. Aha böyle çabuk gel la buraya. Look out, it's a monster. Let me take care of it. Oğlum biz seni indirmedik mi? Sen ölmedin mi ya? Lan. Bu sefer öldü galiba. Hell is this thing? Tipini sevdiğim bu ne oğlum? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Bunu Wesker'a bildirelim. Tamam, ben hemen harekete geçeyim. Bu ne ya?
Lan, sen ölmedin mi oğlum? Wesker! Oğlum sen nereye gittin şimdi? Bu eksikti ya. Jill, help me look. Jill onu yaramaya yardım et ama bu salonu terk etmeliyim. İyi fikir. Good idea. Zaten abi arkadaşlar fareyle işimiz yok. Fareyle ikon gözüküyor. Başka hiçbir şey yaramıyor. Bu kapıyı açabiliyoruz mu? Önce salonu incelemeyi bitirsem iyi olur. Neyi inceleyeceğiz oğlum? Salonda bir şey mi var Allah aşkına ya? Bir şey yok ki salonda. Tamam. Allah belasını vermeye salonu incele de salonu incele. Ne inceleyeceğiz ya? Dairelere gidemiyor mu? Buraya yine aynı şeyi söyleyecek. Tamam. Anladım. Burada bir şey yok. Bu ne? Bu kadar karanlık ve sisli oldukça hiçbir şey yapamazsın. Büyük bir çerçeve içerisinde bir yayla boya tablosu oldukça iyi korunmuş. Kızım biz germe canlı gibi duruyorlar ne demek ya, böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok, bir şey yok. Tamam, artistik yapma. Bunu yine aynı şeyi söyleyecek. Tamam. La tamam. Bu ne oğlum ya? Ne saçma bir şey oldu şimdi böyle. Barry. Hiçbir şey oldu. No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. Aa, neredeyse oturuyor bir maymuncuk. Aha güzel, tamam. Eyvallah la, güzel oldu vallahi, bak güzel oldu ha. Tamam. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Tamam. Okay. Abi ayrılmayaydık ya. Vallahi çok iyiydik böyle ya. Vallahi hiç gerek yoktu şu an ayrılmaya. Vallahi kahretmesin. Ses geldi. Dün gerildim. Kapı ne şimdi? Kapıyı açtık. Abi 50 tane kapı var. Ben şimdi her birinin içine mi gireceğim? Ben anlamadım ki. Bu nasıl bir şey ya? Her portere fotoğrafları duvara kaplıyor. Sanki her an canlanacakmış gibi duruyorlar. Kızım yürü, bir yürü git ya. Şu su çeken kadın. Bu neydi şimdi? Tövbe yarabbim, nereye girdik oğlum biz? Konayın mı? Konağın. Heh, pardon. Yumuşak G. Garip Y ile yapmışlar arkadaşlar. Garip demeyelim de. Aha şunu alacak mısın hançer? Tabii ki de alacağız. Ne demek alacak mısın? Hançer gibi savunma öğelerini kullanmak düşman sizi yakaladığında kısa bir süreliğine kurtulmanızı sağlar. Ancak düşman sizi arkadan yakalarsa kaçma olanınız yoktur. Bir savunma öğesini kuşanmak için durumla ekran gidin ve daha sonra savunma öğesini menüden seçin. Son olarak kuşan komutuna tıklayın. Eğer kontrol ayarlarında savunma öğesi modu analiz olarak seçilirse savunma komutuna geçin tuşuna bakın. Okey bro. Tamam. Burada item varmış demek ki, itemi aldık. Şimdi buradan gir. Tipini sevdiğim bu. Kızım düşme. Oğlum yürü git lan. Git lan. Çok gerildim ha. Kızım çık şuradan, çık. Anana avradım. Çık. Aa.
Şey var, kaset var bunun içinde. Nasıl alacağız onu? Bunu çekebiliyoruz mu? Çıkma oraya, çıkma. Lalet girsin, çıkma oraya. Kilitli. Kilidin içerisinde bir kılıçan bilim oymuş. Bu ne ya? Abi... Abi çık bu adam. Allah belasını vermeye. Vallahi gerildim ha. Huh. Şurada bir kapı daha var. Burada ne var? Kilitli. Kilidin içerisinde bir miğfer sembolüm var. Burada nereye iniyor ya? Burada dikkatimi çekti oyun başında girerken buraya. Aha burası ne? Açamıyor mu kızım burayı? Tövbe tövbe yarabbi, bu ne ya? Bu kapının diğer tarafında ne olduğunu merak ediyorum. Etmeyek ya. Vallahi etmeyek. Kapının sağında ve solunda sekizgen şeklinde girintiler var. Kapının şey sayında da... Ha şu şekilde yana ve sağa bakabiliyoruz, anladım. Ha biraz çözmeye başladık. Buradan giremiyoruz şu an galiba ya. Daha erken galiba arkadaşlar. Abi yukarıda da kapılar vardı. Ya şu kamera açılarını birden değiştirmesin, çok sevinirim ya. Şurada ne var mesela? Buraya da bir girelim. Abi 50 tane kapı var. Koskocaman şato. Bu ne ya? Bu kapı ev, dolu ev mi yani? Ev mi kiralayacağız oğlum? Çok güzelmiş ev. Yürüme sesi geliyor ya. Bu ne? Şunu alacak mısın hançeri? Zaten var bu bizde. Mi? Bir vitray cam. Ortadaki model bir kadını andırıyor. Ha kadın elmas var lan içinde. Ananı avradını. Lan. Mermi... Ya oğlum şeyi nereden seçiyorduk ha? Yürü git lan! Geber. La oğlum sen nasıl bir şeysin? Kafanın hançer koyduk ölmedin ya! Yürü git la, elinde şey var, alamıyorum niye? Abi bir şey biri alır gibi yapıyor, eğiliyor kalkıyor, bir şey yapmıyor ya. Mermimiz bitti oğlum, mermimiz bitti, ne yapacağız böyle? Çıktık mı buradan? Oğlum bir çıkma la buradan, bir dur ya. Çıkış kapısına tekrar gelmişim Allah'ım ya. Karanlık mı oyun, ben hiç özlemiyorum, deli gibiyim şu an ya. Gel lan buraya, bana saldır bir bakayım. Ananı avradım. Tamam sana bir şey yapamayız artık, hançerimiz bitti, öldük ya Allah'ım. Şimdi bu kadar bulduğumuz hançer, her şeyi kaydetmediğimiz için manuel gitti mi yani şimdi? You are dead. Ciddi olamazsın ya. Çok kötüyüm arkadaşlar, abone olun lütfen. Bu ne oğlum ya, böyle saçma iş mi olur ya? Ama harbiden bu can, bu var ya, bu bizi mahveder bu olay ya. Ciddi olamazsın ya. Karanlıkta yatıyor tüm korkuların. Ah!
Lan. Yürü git lan. Kafanın içine girsin vallahi. Onun başka bir kapı falan var. Ben mi kaçırıyorum ya? Şu taraftan gidebiliyoruz mu? Yok. Çık buradan, çık. Kalkacak şimdi ya. Bunu niye alamıyoruz la bunu? Bir şeyler parlıyor. Ben anlamadım ya. Burada anahtar falan var mı? Çözemedim ya. Seni izliyor gibi. Tam buraya da hatırlıyorum. Buradan da çık abi. Burada da bir şey yok. Ben anlamadım ki. Nereye gideceğiz abi ya? Oyun insanı paranoyaklaştırıyor ya. Yemin ederim. Bu ne oğlum? Allah Allah. Buradan dışarı çık. Çıkmamıza izin veriyor mu? Ananı yine! Oğlum bu neydi lan böyle? Dur, kapaçmak oldukça tehlikeli. Çok gerildim ya. Şunu alacak mısın hamlem? Durum ekranında öğeyi seçin ve daha sonra incele komutuna tıklayın, seçin öğeye ait detayları gösterecektir. Nereden bakıyoruz? Ha şimdi kalkan sembol olan kapıyı açabiliyor muyuz? Bu nasıl bir şey? Onun büyüğü mü var yani? Ben anlamadım ki. Bu da içerisinde bir GPS. Saçmaladık iyice. Dur, tamam. Da oğlum tamam. Ananı avradını! Sen nereden çıktın oğlum? Sen gözükmüyordun lan. Allah belanı vermesin senin. Kitli. Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Vallahi burada bir şey yok. Gelme buraya. Aha. Ya Rabbi sen bana sabır ver ya Rabbi. Çok gerildim ya. Abi kitli ne demek ya? Ne demek kitli ya? Gelme lan. Öldük. Gerilmeye başladım arkadaşlar ya. Vallahi billahi bu ne la böyle? Bu kadar zor yapılır mı bir oyun ya? Bir de ana menüye atıyor durmadan. Salak mısın oyun? En son checkpoint'ten oynat bizi ya Sevden. Haksız mıyım arkadaşlar? Korkan savaş, korkularınla ve savaş, hayatta kal. Yürü git la. Ananı avradım. Geber ya. Vallahi uğraşamam seninle ya. Puh, Allah kahretsin ya. La oğlum sen niye ölmüyorsun? Öl la. Buradan aşağı inemiyoruz mu ya, bu aşağı odaya? Burası ne, hangi yürüdü? Aha buradan aşağı inme, inebiliyor olmamız lazım. Oley oyun. Burası zaten zırhı aldığımız yer ya. O ne ya, o hareketi yapıp duruyorsun kızım? Sen Allah belanı vermesin, ciddi söylüyorum ha. Ne yapacaksın sen şimdi böyle?
Çekemiyoruz bu şey bu şekilde. Yani bunu nereye götüreceğiz? Ben onu da anlamadım ki. Neye yarayacak oğlum bu? Kafayı yiyeceğim ya. Acaba... Buraya acaba buraya mı götüreceğiz? Burada bak ara var. Burada aradan aşağı inmiyor. Çözemedim ya arkadaşlar. Vallahi çözemedim. Bunun üstünü arayabiliyoruz mu? Nelet girsin ya. Bu ne ya? Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ben anlamadım. Bu oyunu niye böyle yapmışlar ki bu oyunu? Çözemedim yani gerçekten. Lan oğlum sabahtan beri bu kapının önünden geçiyor ya. Mal mıyız ya? Nasıl dışarı mı çıktı? Arkadaşlar burada var ya yani geldiğimiz yeri unuturuz yemin ederim öyle bir dizayn olmuş şu an yani. Kaybolurum ya burada bildiğin. Üzerine melek figürü kazınmış bir mezar. Okun ucuna olduğu kısma bir girinti var. Ha. Şimdi biz mesela biz bu zırhı aldık, şey kalkanı aldık. O kalkanı koyacak yer arıyoruz. Burada da bir şey var. Mermi var şurada. Al koçuma mermiyi. Yok almayacağım. Bedava mermi vermiş oyunu almayacaksın diyor ya. Şaka gibi ya. Benim niye konuşma şeklim değişti? Johnny bir şuradan gittik mi? Başka bir gidecek yeri var mı oğlum? Benim beynim yandı şu an ha. Diğer taraftan kilitlenmiş. Sinir oldum. Buradan... Oğlum bu ne biçim bir kamera açısı? Vallahi billahi kafayı yersin ya. Sevindik ama cort yani. Hiçbir şey yok burada ben anlamadım. Nereye götüreceğiz acaba ya? Ya bu hareket ediyorsa bunu illaki bir yere doğru aşağı mı iteceğim kıracağım bunu acaba? Bir dakika dur. Dur. La oğlum bir sakin ol. Gel Johnny bak şuraya. Aşağı bir şey kırdık lan. Save aldığımız odayı değil mi orada? Aynen.
İçimde yine hiçbir şey olmayacak hissi var ya. Yemin ederim yani. Burada ne var? Gir içeriye bakalım. Şunu alacak mısın? Değerli mavi taş. Neyime yaradı oğlum şimdi bu? Ne yapayım ben bunu şimdi yani ben... Aha! Amblemin olması gereken yerde bir girinti var. Acaba biz şey mi yapacağız arkadaşlar ya? Tekrar takacak mıyız? Çözemedim ki ya. Kapıdan geçemiyorduk, şimdi bu kapıdan da geçebiliyoruz. Evet, hele şükür bir şeyler bulabildik ya. Ne la bu, şunu alacak tabanca şarjörü. Alacağım tabi, o ne demek, böyle soru mu olur? Yok almayacağım. La oğlum burada adam mı yatıyor ya? Bir ceset var, halinden ölmüş bir yerde yatıyor. Neler oldu bu köşkte? Vallahi bilmiyorum ki hacı yani gerçekten. Aha çiç. İlaç yapmak için kullanacağız muhtemelen. Yeşil ot. Yukarıya çıkalım abi. Burada ne var? Bir şey yok. Buradan da devam edeceğiz galiba. Bir an kilitliyse var ya yani söverdim yani bildiğin. Ya oğlum yerde ne yapıyorsunuz? Bu ne? Oğlum al dedik ya niye almıyorsun? Daha fazla işe taşıyamazsın. Bir dakika o zaman bir ilaç yapabiliyoruz mu? Yeşil ot. Kullan. O ne yaptık oğlum biz onu öyle? Muhtemelen arkadaşlar canımız az önce kullanmamız gerekiyor ya. Şu aradan girsek burada bir şey var mı? Ananı avradı ne? Diğer taraftan kilitlenmiş. Burada bir şey var mı? Yok. Tipini sevdiğim. Bir de bir kilolu bayağı yemiş bu. Aha. Ne bulduk la öyle? Daha fazla şey taşı. Bir dakika abi. Şunu bir yiyelim o zaman. Tamam. İşte yeşil otlar. Alacağız tabii. Bu nasıl bir laf lan? Bu ne? Oo, daha da devam edebiliyoruz. Yemin ederim sana var ya unuturum, her yeri unuturum ya. Bu kadar fazla kapı koyulur mu ya? Bir dakika abi. Mesela şunun önünde dursak. Az önce kilitli demedim oğlum buna. Bu ne oldu lan birden? Ha bu üste çıktı tekrar. Kısa yerimiz açıldı bak. Güzel oldu bu ha. Tamam. Bu kilitli mi?
Mesela abi şunu maymuncu kullanabilir miyiz mesela bunda? Ne demek gerek yok? Maymuncuk ne? Süs için mi? Buradan devam edeceğiz abi. Tipini sevdim. Yat yerde sen, bir şey yok. Bu ne? Bu yine aynı yere çıkacak. O heykel aşağı attığımız yer değil mi bura? Yok lan, girdiğimiz yer burada. Tamam, düzeltiyorum. Başka bir yol daha vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum arkadaşlar? Ha, şuradan devam edeceğiz. Tamam. Abi şunu da alalım ya bari, almışken. Niye almayalım ki bunu? Sağlık durumumuz nasıl? Johnny iyi herhalde ya. Devam edelim bakalım. Yani dedim ki sürekli aynı dairenin içerisinde ilerleyemeyecek miyiz? Bir garip hissettim. Aha. Kalkan üzerinde şöyle yazıyor: ölüm sadece bir başlangıçtır. Deme ya öyle vallahi, yani şu an kullanmana gerek yok. Acaba buraya mı takacağız falan diye düşündüm de yok, bir şey yapamıyor şu an buraya. Tuzak var burada. Tuzak var burada. Tuzak var ama geçiyoruz da yani. Kalkanın üzerinde şöyle yazıyor: ölüm mutluluğun gerçek yüzüdür mü? Aha. Bir bu simgeyi kim alırsa ölümü huzur içinde olsun. Tamam oğlum. Ne demek gerek yok ya? Birleştir. Ha, şu şekilde şey yapabiliyoruz, anladım, tamam. Tamam, şu an alabiliriz galiba anahtarı. Köşk anahtarı. Cortladık mı şimdi? Ana ne uğradı ne? Cortladık ya. Vallahi fena cortladık ha. La successful. Karanlıkta yatıyor tüm korkularım. Tamam la, yatıyor. Vallahi yatıyor korkularım. Hepsi yatıyor yemin ederim var ya. Keyfimizden yatıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Biz bu ne ya? Map'imiz de genişlemeye başlamış. Tamamdır arkadaşlar. Buraya yerleştirici, biz oraya nereden girmiştik lan? Nasıl ya? Burasıydı. Abi şu an çok mutluyum ya. Ne?
güzelken, devamken. Abi gerildim ya. 2 saattir arıyorum arkadaşlar. 2 saat abarttım biraz da. Lan nereye oğlum iniyoruz iniyoruz. Magmaya mı iniyoruz? Gözlerinin olması gereken yerde boşluk olan bir heykel. Burnunun, ağzının ve gözlerinin olması gereken yerlerde boşluklar olan bir heykel. Tövbe yarabbi. Biz mi dolduracağız yani? Burnunun olması gereken yerde boşluk olan bir heykel. Bu ne? Ağzının olması gereken yerde boşluk olan bir heykel. Fesat olmayalım ya. Bu ne ya? Aha, kitap boşluğu tamamen doldurmuş. Bir dakika abi. Aha. Köşk anahtarı. Lanetler kitabı. 4 maske kötülük, konuşmayan bir maske kötülüğü, koklamayan bir maske kötülüğü, görmeyen bir maske kötülüğü, göremeyen ve konuşamayan, koklayamayan bir maske ya da şeytanı görmeyen, 4 bir araya geldiğinde kötülük uyanacak. Ya Rabbi. Biz buraya geldik. Buradan devam edeceğiz işte. Burada herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Zincir hareket ediyor. Nereye gidiyor olabilir? Aşağı doğru gidiyor. Şuradan devam edeceğiz galiba. Gidiş yok. Alevler ittiş yükselerek yükseliyor. Seni bir dakika içinde içebildiği gibi yönü. Zincire vurabilir miyiz diye düşündüm de arkadaşlar. Bir dakika abi yani. Bu neydi abi şimdi biz burayı niye burayı açtık da biz bunları nasıl bulacağız abi, zaten evde gezemiyoruz ki. Kafayı yersin ya. Al bunu. Alacağız tabii. Pompalı bulacağız demek ki. Kurtlar oluyor lan. Gerçi bizim anahtarımız var arkadaşlar. Köşk anahtarı diyor. Bir yerlere daha girebileceğiz sanırsam ya. Açılmayan noktalar açılacak mı acaba? Ne diyorsunuz? Yemin ederim şaka gibi ya. Arkadaşlar beyin yanıyor ya. Vallahi billahi aptallaştım ya, ama pes etmek yok.
Al bundan bir tane, bir tane al. Yeriz meriz lazım olur. Şunu da al. Bunu da al. Tamam la al hadi tamam. Şuradan kısa yoldan bir gidişimiz vardı galiba. Değil mi? Şuradan direkt çıkalım. 100 katta kılıç sembolü olan kapıları açabiliyoruz artık. Değil mi? Bu ne? Bu ne? Umarım bilmediğimiz bir yere açılıyor ya. Aha. Buraya gelmiş miydik ya? Anana. Lan. Tipini sevdim. Ananı avradın. Gel buraya gel. Tipe bak ya Rabbi. Tamam arkadaşlar güzel mermi sıkmadan kaçabildik. Dönüşe göre birkaç saat olmuş. Burası nereye çıkıyor la yine girdiği bir yere ya. Artık kapılara çok fazla girmek de istemiyorum. Kafam karışacak. Nereye geldiğimi bilmiyorum. Bu ne lan? Burası neresi oğlum? Burası serumlar çeşitli türleri vardır. Birçok hastalık tutan... Aha cesetleri yok etmek için özel bir talimatlar. Bu varlıklar hakkında bazı yeni bilgiler aldık. Ölü gibi görünmelerine karşın yeniden hayatta dönebiliyorlar. Ancak yeniden canlanmaları önlemenin bir takım yolları mevcut. Yeniden dirilmelerini önlemek için şu anda iki farklı yol mevcut. Yakma, kafalarını ateş etme. Daha fazla yol keşfedebilmesi halinde en kısa süre içerisinde haberdar edileceksiniz. Bu arada hala yaşama ümidi olanlar karşı kullanabilmemiz amacıyla köşkün ilk katına yay yerleştiği ihtiyacınız kadar alın. Abi mürekkep kutusu yok ya. Allah kahretmesin. Biz boşuna kullanmışız lan o kadar. Hep aynı yere kullandık arkadaşlar. Bu kötü bir şeymiş ya. Lan Allah belanı vermesin. Ya Allah seni. Yürü git lan. İçinde temizlik ürünlerinden başka bir şey yok. Rahatsız edici değil. Şunu kullandım maymuncuk. Bu açılıyor mu? Ha, burayı açabiliyoruz galiba. Çabuk 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 buradan girmem lazım. O ne lan? Aha. Ne? Batarya paketi. Al tabii ki de. Al. Güzel. Kırılmış pompa ne demek ya? Ha. Arkadaşlar bunu daha şu an kullanamıyoruz galiba ya. Tamam güzel.
Daha fazla eşya taşı... Lan yürü! Kullan. Mürekkep şerit alacağım tabii ki. O ne demek ya? Hala bomba bol miktarda gaz yağı mevcut. Burası biraz mühimmat odası gibi ya. Bu ne lan? Okey bro. Şimdi mürekkep aldık. Şurada kaydedelim oyunu. Sonra devam. Sen Allah belanı vermesin. Sen nesin ya? Abi mermimiz ne durumda? Şunu kullan ya. He. Yürü git lan. Ne oldu lan? Artist. Buradan, buranın içerisinde daktilo vardı ya. Daktilodan kaydedelim. Tabii ki de kullanacağız oğlum. Bu ne demek ya? Yes. Tamam, güzel ilerlemeyi kaydettik. Bu da bir mücadele bildiğin ya. Aha. Oo. O neydi lan? İlk yardım spreyi ne demek ya? Abi mürekkep şeridi. Şunu alalım abi. Mürekkep şeridimiz burada var arkadaşlar. Unutmayalım. İlk yardım. Tamam buradan çık şimdi. Burayı kaydettik. Abi başka ilerle bir kılıç sembolün oldu. Başka kapı var mıydı ya? Vardı illa iki de hatırlayamıyorum ki şu an böyle bu şekilde. Sen Allah belanı vermesin. Yürü git lan. Of. Ne koydum ha kafaya. O ne lan? Ha. Güzel. Devam ki. Siz de beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Buraya niye geldik oğlum şimdi? Buraya çıkıyor. He. Okay, of course. Tamam geri git oğlum, biz burada ne yapacağız? Burada işimiz yok ki. Düşünelim bakalım. Yok, orada bir işim yok. Benim yukarı katta başka kılıç anı sembolün olduğu bir bölüm var mı, ona bakmam lazım. Burası boş. Tamam, buradan da devam et. Aha, bu kapıymış lan bura. Bakın işte. Atlamayacağız. Burada ne var? Aa. Balkon lan bura. Bir vitrin cam, oradaki madde bir cadı yandırıyor. Yok tamam, kırılmamış. Oğlum biz nereye doğru gidiyoruz böyle? Besin'in nikahı gibi evinin öbür tarafına geçtik. Aha. Oo. Hazır hamlemi, tamam. Biz burada
zaten sanki girdik ya. Girmedik mi? Girmiştik. Ne hatırlıyorum yani. Bakayım bir. Yok oğlum biz buraya girmedik lan. Arkadaşlar şurada bir kapı var ya. Bu kapıyı denesek mi? Ha tamam. Daha fazla eşya taşıyamam. De çare tükenmez abi. Sıkıntı yok. Bunu al. Bunu ne yapacağız oğlum biz bu tahta parçasını ama lan? Evet. Ne var ki bunda ya? Anormal bir şey yok. Aha! İçerisinde bir kağıt var, bir şey yazmıyor. Burada ne var? Diğer taraftan kilitlenmiş. Bu taraf, bura nereye gidiyor lan? Daha fazla eşya taşıyam. Sen Allah belanı vermeye. O ne ki ya? Köpek düdüğü. Buruşuk bir not. Bugün Bay Spencer bana bir şey kimsenin bulamayacağı bir yere saklamamı söyledi. O zaman aklıma bir fikir geldi. Burada yaşayan vahşi bir köpek ya da ona benzer bir hayvan var. Eğer o şeyin hayvan tarafından korunmasını sağlayabilirsem kimse ona yaklaşamaz. Söyleyebileceğim kadarıyla köpek her zaman ikinci katta terasın batı tarafındaki balkonda dolaşıyor ve bir köpeğin düdüğün sesini duyunca koşarak geliyor olmalı. Burada sen devreye gidiyorsun. Ciddi bir parçalama riski olmadan online toz köpeğe yaklaşabilecek tek kişi sensin. Yani ona bu tasmayı sadece sen takabilirsin. Bay Spencer gizli kalmasını istediği nesne tasmasının içerisinde yerleştirildi. Bu konuda güvenebileceğin tek kişi sensin. Tabii ki bu görevin karşısında kalmayacak. Ödünü alacaksın. Sürekli elde etmek istediğini öne isteği hatırladın mı? Pekala bir nevi değiş tokuş yapıyoruz. O neyse senin için alabilirim. İkimiz de memnun olacağı bir anlaşma bu. John Toleman. Ne demek la? Eski bir görünümlü bir gramofon kayıtta Jüpiter var. Botay, tıbbi otların kullanımı. Tıbbi faydalara dokunan yüzlerce bitkinin olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Eski çaylardan biri insanoğlu yaralarını ve hastalıklarını iyileştirmek için çeşitli bitkiler kullanıyor. Bu kitapta değerini yeteceğim. Üç çeşit ok var. Lan. Ne bu? Oğlum bir şey kalmadı burada. Ben ne yapacağım şimdi? Yaratamıyoruz mu oğlum herhangi bir şeyi?
Bunu alamıyoruz ya. Bu ne ki lan bu? Bunu çakmakla bunu bir şey yapamıyoruz ki bundan şu an. Dünyada çeşitli insan hakkında bir kitap. Devam edelim bakalım. Alamıyoruz abi, yere eşya da atamıyoruz ki. Anana uğradın. Tamam tamam, bir şey yok oğlum. Oo, dikkat diyor. Bir şey yaptık ama korkudan altıma ölürsem sıkıntı ya. Anana uğradım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu kullan abi ya. Yeli şükür öldün la. Manyak oğlum, manyak. La yürü gidin oğlum, gerdiniz beni yine ya. Buraya geldik mi ya? Biz buradan geldik gerçi. Biz niye geri dönüyoruz ki şu an? Evet, terasa çıkacağız mı? Aha. Yok la, biz buraya gelmedik oğlum. Daha fazla şey taşıyamazsın. Ama bu da saçma olmamış mı yani? Şu an mesela ben bunu niye kullanamam? Yani bu yere bırakamıyoruz mu oğlum biz bunu? Ya şunu direkt alıp ye olabilmem lazım ya. Ye anasını satayım, ye ya. Sıkıntı bir arkadaşlar, envanter dolu bir şekilde gezmek mantıksızmış ya. Dönmüş bir şömine. Baş, burada atladığımız bir şey var mı? Buraya gelmemiş hiç lan önceden. Abi bu kapının tokmağı yok, geçemezsin diyor. Aşağı mı ineceğiz? Tokta bir şey kalmadı abi, aşağı ineceğiz. Lan Allah belasını vermiyor lan. Abi çok zorlanacağız bu seride arkadaşlar yani. Çok zor yapmışlar ya, bana mı öyle geliyor, çözemedim ama. Neyse arkadaşlar, bölüm sonu yapalım. Yani en son kayıt aldığımız yerden devam edeceğiz zaten de. Bayağı bir zorlanacağız ya. Bu nedir böyle ya?
Bakalım nerede kaydetmiş. Korkuların savaş ve hayatta kal. Ya yürü git. Sinir ettim ben ha. Evet arkadaşlar. Buradayız. Bir sonraki bölümde ikinci bölümden devam edeceğiz. Bölüm biraz uzun olmuş olabilir. Dediğim gibi çok fazla bölümler halinde uzatıp paylaşmak istemiyorum. En fazla 4 ya da 5 bölümde bitirmek istiyorum ilk oyunu. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.